heykelleri esince, sakallı boz çevir fışı ötünce, bedevi atlar sahibini görüp kişneyince, sakallı uzun yabancı bağırınca, akkaralı seçildiği sırada, kalabalık Oğuz'un gelini kızı süslendiği sırada, göğsü güzel Kabadağlara gün deyince, bir yiğitler kahramanlar birbirine karıştığı sırada. Sabırlı olmazsan kelleni kaybedersin Burçin. Uygun zamanı kolla. Kılıcı ustalıkla kullanmak bilek kuvveti değil, akıl ve sabır ister. Tekrar dene. Hoş geldin. Hoş gördüm kızım. Her zamankinden daha iyi, daha güçlüsün. Sağ ol Korkut atam. Uruz Cenk'ten döndü mü? Kıştan önce dönmezler. Çadırda bir soluklanalım mı? Kamga'nın oğlu Han Bayındır yerinden kalkmıştı. Kara yerin üstüne
ak çadırını diktirmişti. Alaca gölgeliği gökyüzüne yükselmişti. Bin yerde ipek halı döşenmişti. İç ve dış Oğuz'un beyleri Bayındır Han'ın şöleninde buluşmuştu. Bayındır Han'ın karşısında Kara Güne oğlu Kara Budak yayına yaslanıp durmuştu. Sağ yanındaysa Kazılı Koca oğlu Bey Yenek durmuştu. Üç kişi ha? Evet evet. Büre neyin var? Öyle işte. Tutamadım kendimi. Özür dilerim hanım. Ben... Büre kendine gel, ağlama artık. Nasıl ağlamayayım Han Kazan? Oğulda ortacım yok, kardeşte kaderim yok. Yüce Tanrı beni lanetlemiştir. Hepimiz senin kardeşleriniz Büre, o nasıl söz? Sağ ol hanım. Ama bir gün düşüp öleceğim. Yerimde yurdumda kimse kalmayacak. Ben ona yanarım. Bütün istediğin bir oğul mudur Bay Büre? Benim de bir oğlum olsa, Han Bayındır'ın karşısında yiğitçe otursa, onun için cenk etse, ben de ona bakıp gururlansam, övsem. Ama... Yüce Allah, kan Büre'ye bir oğul versin. Yüce Allah, kan Büre'ye bir oğul versin. Hanım, beyler, benim için de dua edin. Yüce Allah, bana da bir kız evlat versin. Yüce Allah, Bican Bey'e bir kız evlat versin. Yüce Allah, Bican Bey'e bir kız evlat versin. Hanım, beyler, hepiniz şahit olun. Yüce Allah Büre Bey'e bir oğul, bana da bir kız evlat bağışlarsa beşik kertme yavuklu olsun. Bilin ki beylerin duası dua, laneti lanettir. Her daim duaları kabul olur. Gün bugündür Ayyaruk. Gün bugündür.
ümidimi kopardın Bican. Gün bugündür Müge, gün bugündür. Kızım az kaldı. Tamam, tamam. Defol! Kesin lan. Ne gülüyorsunuz? Ne alın? Günaydın. Oğlum. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Canım benim. Oğlum. Aslan oğlum benim. Hayırlı olsun. Sağ olasın Ebu Hatun. Hayırlı olsun. Sağ ol. Oğlum. Bre bezirgenler. Yüce Tanrı bana bir oğul bağışladı. Oğulsuz geçen yıllarımın acısı bir anda uçtu gitti. Şimdi dünyanın en mutlu adamı benim. Bu mutluluğu bana bağışlayan Yüce Tanrı'ya şükürler olsun. Şimdi sizden bir isteğim var. Emrin olur beyim. Atlarınıza binip Rum illerine gideceksiniz. Yolculuğunuz ne kadar sürer bilinmez. Ama döndüğünüzde oğluma ve gelecekteki karısına, eşine az rastlanır güzellikte armağanlar getirin. Oğlum büyüyüp adını alana kadar getirin ki hep beraber övünelim. Hadi yolunuz açık olsun.
Oğlum. Oğuz çocuklarının güçlü kuvvetli olanlarının büyüyünce ne olacağı bellidir. Çocuk çelimsiz ve zayıfsa da bellidir. Ama beyrek gibi hem çelimsiz hem keçi gibi inatçı, hem bir kurt gibi mağrur, hem de bir tilki gibi akıllıysa o vakit ne olacağını kestirmek güçtür. Oğuz illerinde barış hüküm sürerken zaman tatlı bir dağ, bir meltem gibi esip geçerdi. Bican da Büre de bebeklerinin bebekliğine doyamadan onların hızla büyüdüklerini gördüler. Aferin benim kızıma. Şöyle omuzlarını dik tut. Zengiye sağlam bas. Ata şefkatle yaklaş. Sev onu. Ezirganbaşı yiğitleriyle değerli hediyeler ararken... Çelimsiz beyrek inadıyla, gururuyla ve zekasıyla önce yaşıtlarını, sonra da büyüklerini birer birer alt eder oldu. Ve babasının da gurur kaynağıydı. Bir dağ meltemi gibi, kah gözü yaşlı bir kasırga gibi aktı gitti. Aferin kızım ana. Bir daha. Çek, 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 çek. Kızıma. Günlerden bir gün, kaderleri doğdukları gün birleşen beyrek ve banu çiçeğin yollarının da birleşme vakti geldi. Ho 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 ho! Ensemde soluklarını hissediyorum. Saldırırlarsa işimiz biter. Siz Büre Bey'in hediyelerini alıp gidin. Ben onların yolunu kesip oyalarım. Yaralısın. Sen aldın. Bu daha doğru. Git hadi. Thank you.
eşkıyalar. Beyime getirdiğim hediyeleri çaldı. Ne tarafa gittiler? Şu tarafa. Yaltacık, atları getir. Görülecek bir hesabımız var. Hadi. Bağını çiçek. Ne düşünüyorsun kızım? Hiç. Hiç de ne demekmiş. Yüreği yanan tazenin halinden anlarım ben. Bir vakitler ben de gençtim. Sen mi? Bunu hiç düşünemiyorum bile. He ya. Anamın karnından böyle çıktım ben. Bıyıklarımla, sarkmış memelerimle. Sen her haline güzelsin. Bırak şimdi yılışmayı. Söyle hele derdini. Derdin falan yok ama aşk nasıl bir şey diye merak ediyorum. Hiçbir erkek ilgimi çekmiyor. Sen bir çadırın gölgesinde yaşlanacağın erkeğinin kaderiyle doğdun kızım. Ondandır. Ne olur bana beylekten söz etme. O senin yavuklun kızım. Yüzünü bile görmedim ben onun. Neler diyorsun sen kızım öyle? Babana karşı mı geleceksin? Tabii ki gelmeyeceğim ama aşkı hiç tadamadan öleceğimi üzülüyorum. Hepsi bu. Ne biliyorsun? Belki öyle seveceksin Beyre'yi. Allah senden razı olsun yiğidim. Allah senden razı olsun. Önemli değil ihtiyar. Geyik avına çıktık. Kısmetimizde eşkıyalar varmış. Nasıl önemli değil? Beni öyle büyük bir dertten kurtardın ki... Böyle kuru laflı olmaz. Gel. Yiğitlik senden, beğendiğin malı vermek benden. Gitti ganimet. Canımızı kurtardığımıza sevinelim. O iti bir elime geçirebilseydim evire çevire. Evire çevire döverdin ha? Bana bak. Beyinsiz. Madem o kadar bileğin kuvvetliydi bizi bastıklarında yapsaydın. Ben... Yediğimiz köteyi ancak bu kız unutturur. Önce ben. Vezirgen başı. Boz aygırla ak kirişli yayı isterim. Vezirgen başı çok mu istedim? Senin için az bile ama... Ama ne? Seçtiğin bu şeyi beyimizin oğluna götürmek zorundayım. Beyinin oğlu kim? Bay Büren'in oğlu. Adına Bamsı derler. Yiğidim. Yiğidim. Yiğidim.
Hay Allah. Kırdım yiğidi. Bezirganbaşı geldi. Bezirganbaşı geldi. Bezirganbaşı geldi. Bezirganbaşı geldi. Bezirganbaşı döndü efendim. Güzel. Hoş geldin Bezirganbaşı. Hoş bulduk beyim. Yalnız mı geldin? Git dinlen biraz. Gece çadırımda konuğum ol. Getirdiklerin kadar yaşadıklarını da merak ediyorum. Dururken oğul eli öpülür mü hiç? Hanım, bu yiğit senin oğlun mudur? Evet. Öyleyse sakın incinme hanım. Eğer oğlun olmasaydı İstanbul'dan getirdiğimiz mal eşkıyanın olacaktı. Bire benim oğlum eşkıyanın canını mı aldı? Evet hanım. Baş kesip adam serdi öyle mi? Evet hanım. Beyler dinleyin, sorarım size. Oğlum at konulacak kadar var mıdır? Evet, vardır. Vardır. Korkut Ata'ya haberci gönderin. Kambüren'in oğluna at konulacaktır deyin. Kambüren'in oğlu adını almaya hak kazanmış. Ne yapmış, yoksa sinek mi avlamış? Bahane, o senin kocan olacak. Anne... Yüzünü bile görmedim ben onun. Yakında onu görecek ve çok seveceksin. Sözümü dinle Büre Bey. Yüce Allah sana bir oğul vermiş, bağışlasın. Ak sancak taşıyınca Müslümanlar yardımcısı olsun. Karşı yatan karlı dağlardan aşacak olsun. Yüce Allah oğluna aşıt versin. Kanlı sulardan geçerken geçit versin. Kalabalık kafire girince fırsat versin. Oğlunu bamsam diye okşarsın. Bunun adı Bozaygırlı Bamsı Beyrek olsun. Adını ben verdim, yaşını Allah versin. Bu at bu oğlana kutlu olsun. Bu at bu oğlana kutlu olsun. Bu at bu oğlana kutlu olsun. Bu at bu oğlana kutlu olsun.
bir hayvanmış değil mi? Evet Berek. Bu Kavatoğlu Kavak bize erlik mi gösterdiğini zannediyor. Çok yakışıklı ama. Git geyikten pay iste. Bakalım ne diyecek. Peki. Kız dikkat et oğlanın ağzının içine düşme. Bu geyiğin eti bütün obayı. Yiğidim. Yiğidim. Ne diyeceksen de hadi bacım. Şey ben... Yayın çok güzelmiş. Nereden? Ne istiyorsun? Ben şey... geyik. Geyikten pay isteriz. Siz kimsiniz? Gözleriniz. Ben avcı değilim, beyoğluyum. Geyiğin hepsini alın. Dediğin gibi oğlanın ağzının içine düşecek neredeyse. Bu çadır kimindir? Bay Bican Bey'in kızı Bağın Çiçeği'ndir yiğidim. Bu geyik çok. Kim yiyecek hepsini? Birazını alsaydın yiğidim. Yeğin hepsini mi bıraktı? Evet. O kadar cömert ki. Bir bey oğlu. Bu kadar yakışıklı bir oğlan ömrümde görmedim. Bir yayı vardı göreceksiniz. Beyaz kirişleri olan. Beyaz kirişli yay mı dedin? Evet. Kız bağını çiçek. Bu yiğit sakın Kambükü'nün oğlu Bamsı Beyrek olmasın. Herkes İstanbul'dan Beyrek'e gelen beyaz kirişli yaydan söz ediyor. Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Bağını çiçek. İşte aşk bu. O kızla konuştuğundan beri bir tuhafsın. Ne oldu? O çadırın kimin olduğunu duydun mu? Evet duydum. Bağını çiçeğin. Yiğit nereden geliyorsun? İç Oğuz'dan. İç Oğuz'dan kimin nesisin? Kambure Bey'in oğlu Bamsı Beyrek. Peki ne işin var burada? Bican Bey'in kızı varmış, onu görmek için geldim. Banu Çiçek ha? Niye öyle alay eder gibi baktın? Onu görmek isteyen yiğitler öyle çoktur ki. Hepsi sıradadır. Ama Banu Çiçek hiçbirini görmek istemez. Ben onun dadısıyım. Çok iyi. Ama sana görüneceğini hiç sanmıyorum oğlancık. Canım da öyle sıkılıyor ki bugün. Yapacak hiçbir şeyim yok. Eğer istersen, istersen diyorum yani. Seninle ava çıkalım. Ava mı? Evet. Eğer ki hani olur ya, olmaz ama senin atın benim atımı geçerse Bağını Çiçeğin atını da geçer demektir. Sonra bakarız. Belki bir de güreş tutarız. Eğer beni yenersen olmaz ama hani belki dedim. O zaman Bağını Çiçeği de yenersin demektir. Var mısın? Tamam, varım. Tamam, bekliyorum. Yoksa o Bağını Çiçek.
Şimdiye kadar hiçbir oğlancık ne atımı ne de okumu geçemedi. Her şeyin bir ilki vardır. Dilinde yılanınki gibi uzun. Sen de bir aslanın yavrusunu çalmak isteyen sırtlan gibi inatçısın. Yeter. Atlar dinlenip sularını içerken biz güreş tutacağız. Hadi. Salkım salkım tam yerleri esince, sakallı bozçayı şuşu ötünce, bedevi atlar sahibini görüp kişneyince, sakallı uzun yabancı bağırınca, at karalı seçildiği sırada, kalabalık oğuzun gelini kızı süslendiği sırada, göğsü güzel kaba dağlara gün deyince, ve yiğitler kahramanlar birbirine karıştığı sırada. Artık zamanı geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk baba. Hoş bulduk anam. Karnın aç mıdır oğul?
Yemek hazırlayayım mı? Değilim anam. Sadece çok yoruldum. Nasıl geçti yolculuğun? Neler gördün anlat bakalım. Ne göreyim baba? Oğlu olan evermiş, kızı olan göçürmüş. Senin de vaktin oğul. De bana, Oğuz'dan kimin kızını istersin? Bana öyle bir kız al ki baba. Ben yerimden kalkmadan o kalksın. Ben boz aygırıma binmeden o binsin. Ben düşmana varmadan o bana baş getirsin. Alırsan öyle kız al baba bana. Oğuz'da böyle kız ararsan bir tane bulursun. Onun da adı bellidir. Öyle mi ana? Öyle oğlum. Adı da Banu Çiçek'tir. Senin beşik kertmen. Bay Bican'ın biricik kızı Banu Çiçek. Yalnız şunu bil oğul. Bu iş hiç de kolay olmayacak. Neden böyle dersin baba? Korkut atam, uyumayacaksınız değil mi? Yaşlı bedenime söz geçiremiyorum kızım, uyuyacağım. Uf. Söylenmeyi kesin. Çalışmaya devam. Nerede kalmıştım? Oturun oturun. Ne diyordum? Oğuzlar yine büyük bir sorunla karşı karşıya kalmışlardı. Eminim size danışacaklar. Hah. Tam dediğin gibi. Güvenip beni gönderirsiniz. Ancak bilin ki bu iş hiç de kolay olmayacak. Banu Çiçek'in abisi Deli Karçar'ı bilmem, içerinizde tanıyan var mıdır? Çok şükür. Ben de henüz karşılaşmadım. Ama hakkında duyduklarım bile yeter. Kız kardeşini istemeye gelenlere ettikleri herkesin dilinde. Babasıyla sözleşmişliğimiz vardır Korkut atam. Deli Karçar da bunu aklında tutar Büre Bey. Sevdalıların yüreğine düşmüş ateşin önünde hiçbir engel duramaz. Gideceğim. Dileğim yiğit Deli Karçar'a zarar vermeden bu işi halletmektir. Allah'a ısmarladık. Yolun açık olsun. Dede Korkut'u ilk kez bu kadar endişeli görüyorum baba. Bu kadar mı tehlikeli bir adam bu Karçar? Karçar'ın tehlikesi yalnız kendine o. Allah korusun. Ters bir şey olur da Karçar zarar görürse gerdeğinizin halini bir düşün hele. Dede Korkut'u endişelendiren de budur. (Gülüyor)
Kızım, Predeli Karçar diye bir yiğidi ararım. Şu tepişen kavatların içinde en deli olanı abim Deli Karçar'dır. Sen bağını çiçek misin? Evet. Hayırdır? Hayırlı bir iştir kızım. Kambüre Bey'i temsilen buradayım. Siz Dede Korkut'sunuz değil mi? Ne olur abime dikkat edin. Predeli Karçar sen misin? Ha, benim. Bundan sana ne? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ey işleri bozulmuş, feleği şaşmış ihtiyar. Hiçbir ayaklının buraya geldiği, ağızlarının suyumdan içtiği görülmemiştir. Sana ne oldu da buraya yolun düştü ha? İşlerin mi bozuk? Yoksa ecelin mi geldi ha? Karşıda yatan Karadağ'ını aşmaya geldim. Akıntılı güzel suyundan içmeye geldim. Geniş eteğine, dar koltuğuna sığınmaya geldim delikanlı. Allah'ın emri peygamberin kavliyle aydan arı, güneşten parlak kardeşin bağını çiçeği Bamsı Beyre'ye istemeye geldim. Öldün sen ihtiyar. Öldün sen ihtiyar. Öldün. Öldüreceğim. Seni de öldüreceğim. Seni de. Ha! Ha! Kadarmış ha ihtiyar. Son duanı et ihtiyar. Eğer vurursan elin kurusun. Sen. Ah, ah, ah.
Sen Dede Korkut musun yoksa? Medet Korkut adam. Allah-u Teala'nın birliğine yoktur güman. Ya ben ettim sen etme ama. Kurtar elimi. Kapında kölen olayım Korkut adam. Peygamber Efendimizin buyruğuyla kız kardeşimi Beyre'ye vereyim. Madem bağını çiçeği bu kadar istersiniz. Peki. Tamam. O vakit dileklerimi yerine getirin. Kızı götürün. Dinliyorum bre Kavat. Bakalım neler isteyeceksin. Dişi deve görmemiş, 1000 erkek deve getirin. Hiç kısrağı açmamış 1000 de aygır getirin. 1000 koyun görmemiş koç getirin. Köpek getirin. Kuyruksuz ve kulaksız olsun. Bre Kavat. Sen ne dediğinin farkında mısın? Hiç tasa etme Korkut adam. Pekala farkındayım. Hey Allah'ım, sen benim aklıma mukayyet ol. Ha! En önemlisini unuttum. Neymiş o? Basit bir şey canım. 1000 tanecik de pire isterim. Ne bir eksik ne bir fazla. Dediklerimin hepsini getirirsen bağını çiçek sizindir. Yok, getirmezseniz kendinize başka kız bulun. Dişi deve görmemiş, 1000 erkek deve mi? Of, of. Hiç kısrağı aşmamış 1000 aygır mı? Ya, evet, ya. Evet. 1000 koyun görmemiş koç mu dedin? Kuyruksuz ve kulaksız köpek mi dedin? Ya evet. Semiz pire mi? Deli Karçar. Ben geldim. Hoş geldin Korkut atam. İstediklerimin hepsini getirdin mi? Hepsi tepenin aşağısında, emrine amade Deli Kavat. İyi. Buyur, gel o zaman. Hepsini tek tek sayacağım. Bir eksik ya da bir fazla varsa
Vay oğlancığın haline Korkut atam. Say bakalım deli kavat. Hepsi tepenin aşağısında seni bekler. Ama önce son bir dileğin daha vardı. Onu vereyim. Nedir bu? Aç da gör. İyi. Yalvarırım aç çadırın kapısını, çıkayım Korkut atam. Ben ettim, sen ne etme. Diye bağırırsın oğul? Semizini al, sıskalarını bırak gitsin. Daha ne istersin? Kurtar beni Korkut atam, kurtar. Neden böyle bunaldın evladım? Sen istemedin miydi pire? Al sana pire. 1000 tane. Yeter artık Korkut atam. Çıkar beni bu cehennemden. Gövdemde kan bırakmadı bu uğursuzlar. Bakıyorum deliliğinden eser kalmadı Karçar. Akıllandım Korkut atam. İki gözüm önüme aksın, akıllandım. Demek akıllandın. Bu halde Kur'an üstüne de yemin eder misin deli kavat? Vallahi de billahi de. Sevenleri ayırmayacaksın. Deli deli ortalıklarda gezinip babanı, ananı, kardeşini üzmeyeceksin. Yiğit babanın adına yaraşır bir evlat olacaksın. Yemin et. Vallahi de billahi de. Aç şimdi kapıyı, aç kapıyı. Git kendini suya at. Yoksa halin harap delikanlı. Gerdek çadırı okumun düştüğü yere kurulsun. Yaşa beylik! Düğünün kutlu olsun! Yaşa beylik! Boy boy evlatların olsun! Evleniyorlar işte. Bana söz vermiştin. Engel olacaktın. Sakin ol. Dileğin yerine gelecek. Nasıl? Bayburt Hisarı Kontraryos sayesinde. Nasıl? Nasıl?
Sevgili arkadaşım Karagölge'den selam getirdin demek. Evet ekselansları. Arkadaşımın arkadaşı benim de arkadaşımdır. Sana şarap ikram edeyim. Üzümünü kendi ellerimle yetiştirdim. Gerçekten harika bir şarap. Sade'de gelebilirsin. Bican Bey'i bilirsiniz. Evet. Kızı Bahane Çiçeği evlendiriyor. Ne? Ona gönderdiğim hediyeler? Hepsini unutabilirsiniz. Aşağılık herif. Beni kandırdı. Ama ondan bunun intikamını alabilirsiniz. Hatta belki kızını bile. Nasıl? Değil anne. İçimde tuhaf bir sıkıntı var anne. Ne adını koyabiliyorum ne de... Düğün öncesi her genç kızın başına gelir böylesi. Sen beni görecektin. Babanla evlenmeden iki gece önce saçlarım dökülmüştü. İki gün hiç susmadan kel kaldım anacığım diye avaz avaz ağlamıştım. Bu kadar hediyeyle Araplar koskoca bir harem kurardı Beyrek. Bağını çiçeğe az bile bunlar. Atlar için değil ama. Adım atacak hali kalmadı hayvanların. Şuradaki derede bir mola verelim. Verelim. Hadi. Çiçek kızım kendine gel. Bağını çiçek. Git kara tutun. Kılıç kamçı. Kıyan. Evlatlarım benim. Oğlum Beyrek. Oğlum. Beyrek! Kavuşamadan gitti. Oy oy. Oy 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 oy. Başın sağ olsun bacım başın. Üzülme kızım. Ölenle ölünmez. Allah sabır versin. Allah sabır versin.
Üzülme. Oy oy. Gitti delikanlı, gitti. Allah sabır versin. Allah sabır versin. Dirisini bulun. Bulmadan da gelmeyin. Banu Çiçek, güz elması gibi al yanağını çekip yırttıktan sonra hiç çıkarmamacasına karalar giyindi. 16 yıl aynı tepede sevdiği erkeğin bir gün dönüp gelmesini bekledi. 16 yıl bu. Dile kolay. Artık herkes Beyrek'ten umut kesmişti. Banu Çiçek hariç. Deliler delisi ama has yürekli abiyi onun bu halini gördükçe kahroldu. Sonunda büyük bir kavgaya tutuştular. Devletli ağanım, ömrün uzun olsun. Kız kardeşim Banu Çiçek'i bilirsiniz. Acısı 16 senedir sadece kendisinin değil, hepimizin yüreğini dağlar. Ama erdemli bir kadın olarak nişanlısını töreler gereği gerektiği kadar bekledi. Kendisiyle görüştüm hanım. Nişanlısının ölüsünden haber gelene kadar yasını tutacağını söyledi. Hanım, değerli beyler, bir yiğit çıkıp Beyrek'in diri haberini getirirse altın akça veririm. Ölü haberini getirirse kız kardeşimi veririm. Bunu söylemek istedim hanım. Deli kaçkarı duydunuz. Herkes yiğitlerine haber etsin. Ayrıca Beyrek'in ölüsünden ya da dirisinden haber getiren saygımızı kazanacaktır. Bu gömleği adaklısına götür. Tanırsa ancak o tanır. Thank you.
Gerdek çadırı okumun düştüğü yere kurulsun. Günün kutlu olsun. Yaşa. Boy boy evlatların olsun. Büre! Bir yiğit kolay ölmez kızım. Beyrek esir mi düştü Korkut Atam? Evet. Ama şunu hiç unutmayın. Düşman işine gelmedikçe esir almaz. Esir aldı mı da... Tam 16 yıl. 16 yıl gencecik delikanlıyı uğursuz zindanlarında zevk için çürüttüler. Ama onda öyle bir irade, öyle bir aşk vardı ki... Banu Çiçeğe olan aşkı ve töresine ihanet eden Yaltacı'ya duyduğu intikam onu hep hayata bağladı. Bir gün kendini eğlendirmek ve tevazının gözünde yüceltmek isteyen Kontraryos, kafir bayramında Beyre'yi zindandan çıkarıp halkı eğlendirmesi için dışarı saldı. Beyrek bu rezillikle nasıl baş edeceğini düşünürken bezirganlarla karşılaştı. Kopuzuyla yüreğindeki acıyı anlattı. Aşkından haber aldı. Sevdiği kızın kendini tuzağa düşüren, kafirin casusluğunu yapan, Yaltacık'la evleneceğini duyan Beyre'yi hiçbir güç artık zindanda tutamazdı. Meğer kafir beyinin evlenmemiş kızı Erina, zindana düştüğünden beri Beyrek için yanıp tutuşmaktaymış. Babasından gizli onunla görüşür, dertleşirmiş. Beyre'nin bağını çiçek için nasıl yandığını iyi bilirmiş. Bağını çiçeğin Yaltacık hainiyle evleneceğini duyan Erina, Beyre'nin acısına dayanamamıştı. Canını hiçe sayarak Beyre'yi bezirgan başıyla saraydan kaçırmıştı. Beyrek kaçarken 16 sene kendini bekleyen boz aygırına binip uçarcasına Banu Çiçeğin düğününe varmıştı. Düğüne bir derviş gibi gelmişti. Kimseler onu tanımamıştı. Öfkeden ve aşktan yanan yüreği düğün meydanını birbirine katmıştı. Demek 16 sene beklemek yetti ha? Beylek olsa seni ölene kadar beklerdi.
suyu parçalandı. Vay. Vay aşağılık. Bileğine sağlık yiğidim. Hiç böyle ok atıldığını görmemiştim. Aslanım benim. Hanım, 16 yıldır ilk kez güldüğünü gördüm kızımın. Bre deli Ozan. Dile benden ne dilersen. Çadır mı otağı mı dilersin? Altın akça mı dilersin? Ne dilersin? Karnım açtır hanım. Bırak da düğün yemeğinden yiyeyim. Herkese duyuruyorum. Bugün beyliğimi bu yiğide bıraktım. Hanınız odur. Ne dilerse yapar. Saygıda ve sevgide kusur edilmeyecek. Herkes bunu böyle bilsin. Eline sağlık deli Ozan. Seni pek sevdiydim dermiş. Sana bir günlüğüne olsun hanlığımı bile verdim. Ama sen gerdek çadırını yaktın. Neye bu öfken? Diyelim babam kör, beni tanımadı. Ama anam da mı kör? Evlat acısından mıdır onun körlüğü? Ya yavuklun bağını çiçek? Sevdasını unutmak için 16 kısacık yıl yetti de arttı mı yani? Sen ne dediğinin farkında mısın derviş? Sabah alacakaranlığında yerinden kalkanı, boz beygirin beline bineni, çadırının önünde yaban geyiği yıkanı tanımadın mı bağını çiçek? Beni yanına çağırmadın mı? Meydanda seninle at süreni, yarışta atını geçeni, senden yaman yay çekeni, güreşip seni yeneni bilemedin mi? İyi bak gözlerime bey kızı. Seni üç öpüp bir dişleyen, altın yüzüğü parmağına geçiren, seviştiğin bamsı beyrek değil miyim ben? Yalan!
Beyrek öldü. Öldü diyorum. Gömleğini getirdim size. Kanlı gömleğini. Gözlerime iyi bak Yaltacık. Seninle av avlayıp akın eden beyni ne çabuk unuttun. İnanman için yoldaşın kafir kontrarıyorsun sözlerini mi duyman gerekiyor Yaltacık? İndir kılıcını yoksa boynunu ben keserim köpek. Derviş. Gözlerimi oğlumun acısı kör etti. Ancak onun mutluluğu gözlerimi açabilir. Yerdek çadırı okumun düştüğü yere kurulsun. Yaşa beylik! Düğünün kutlu olsun! Bol bol evlatların olsun! Yaşa beylik! Düğünün kutlu olsun! Bol bol evlatların olsun! Yaşa beylik! Düğünün kutlu olsun! Bol bol evlatların olsun! Yaşa beylik! Thank you.
kalabalık Oğuz beyleri düğünden sonra arı sudan abdest aldılar. Ak alınlarını yere koydular, iki rekat namaz kıldılar. Adı güzel Muhammed'i andılar. Gümbür gümbür davullar duyuldu. Bir kıyamet savaş oldu. Meydan dolu baş oldu. Beni Beyrek. Bütün servetim senin olsun. Yeter ki beni affet. Kurbanın olayım Beyrek. Yapma Beyrek. Yapma. Sakallı babanın yeri cennet olsun. Ak saçlı ananın yeri cennet olsun. Tanrı seni namerde muhtaç etmesin. Ak alnını beş kelime dua kıldık, kabul olsun. İlk yarıştığımız günü hatırlıyor musun? Evet. Amin diyenler didar olsun. Derlesin, toplasın, günahınızı Muhammed Mustafa bağışlasın. Bağlı Çiçek, sana bir şey soracağım. Yarışa var mısın? Hı hı. Ha? Hadi, de!